Allah yolunu açık etsin. Yani bu iyi mi oldu, kötü mü oldu? Çok iyi oldu. Ne açıdan iyi oldu efendim? Her türlü açıdan iyi oldu. Masanın birleşmesi için, daha diğerlerinin gelmesi için, diğerlerinin, diğer partilerin katılması için çok iyi oldu. TİP, Sol Parti, Zafer Partisi, HDP, bunlar katılarak bu masayı güçlendireceklerdir. Buradaki şeyler masaya katıldığından bu tarafa yanlış yapıyor. Kendisine ait olmayan partiye karışıyor. Anlatabildim mi? Yani iki belediye başkanının başkanları var. Kılıçdaroğlu var mesela. Ondan hiç istişare yapmadan onlara çağrı yapıyor. Kendisi anlattı. Ya tarih yazacağız ya tarih olacağız. Tarih olmak için adım atmış duruyor. Ya iyi mi oldu diyorsunuz bir yerde? Bir yer... Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Katılsın katılmasın kazanırlar. Çünkü 5 tane adam bir şey söylüyor, bir kişi başka şey söylüyor. E buraya imza atmışız, burada bu şeye katıldığımıza dair imza atmışız. Fakat imzamızın altında durmuyoruz. Onlar kendi aralarında seçim ittifakı yapacaklar. Kendi aralarında ittifak yapacaklar. Her ufak geliri olan yani oy potansiyeli düşük olan partiler milletvekillerine diğer partilerden destek alacak. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde meclise girmişti evet. İYİ Parti. Evet. Yani ona bir ihanet etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener altılı masadan ayrıldığını açıklayarak 5 siyasi parti tek bir ismi dile getirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istediler. Biz bugünlere alışılmış yenilgileri reddederek geldik. Altılı masada artık millet iradesini yansıtmıyor. Bizi kıskaca almaya çalıştılar dedi. En sonda söyleyeceklerimi en başta söyleyeyim. Geldiğimiz noktada İYİ Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, tıpkı yıllardır Türk milletine yapıldığı gibi ölüm ve sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır. Ve elbette buna boyun eğmeyecektir. Biz milletimize bir söz verdik. Milletin sesini bastıran değil, o sesi duyuran olacağımıza söz verdik. Milletin iradesinden korkan değil, o iradeden güç alan olacağımıza söz verdik. Milletin taleplerini hiçe sayan değil, o talepleri gerçekleştiren olacağımıza söz verdik. Bu bizim kurtuluş felsefemizdir, bu bizim partimizin kuruluş felsefesidir. Bu bizim temel ilkemizdir. Bu bizim İYİ Parti'nin varoluş sebebimizdir. Değerli basın mensupları, biz bugünlerde bugünlere dayatmalara direnerek geldik. Biz bugünlere kirli pazarlıkları reddederek geldik. Biz bugünlere alışılmış yenilgilere karşı çıkarak geldik. Bu vesileyle anlamış olduk ki şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Anlamış olduk ki kişisel ajandalar uğruna mübah sayılan kuyruklu yalanlar milletin kazandığı bir büyük hakikate tercih edilmiştir. Anlamış olduk ki yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar 85 milyonun kazandığı kutlu bir zafere tercih edilmiştir. Üzülerek söylüyorum ki geldiğimiz son noktada dün itibariyle altılı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Ya ışıl ışıl bir güneşin altında dimdik duracağız ya da uzayan gölgelerde kaybolacağız. Ya şanlı bir mücadelede milyonlarla yürüyeceğiz ya da trajik bir hikayede figüranlık yapacağız. Ez cümle ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız. İnanıyorum ki hep birlikte tarih yazacağız. Zonguldaklı vatandaşlarda altılı masanın dağılmasına neden olan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ihanet ettiğini söyledi. Vatandaşlar masaya Komünist Parti, İşçi Partisi, Memleket Partisi gibi sol partiler katılarak daha güçlü hale gelecektir. Altılı masanın dağılması ülke için kötü oldu. Altılı masaya güveniyorduk. Akşener'in bırakacağı da belliydi. Güvenilmez. Cumhur İttifakı'nın oyu yüksekti. Böylece daha da yükselecek dediler. Meral Akşener kendine yakışanı yaptı. Yakışanı derken mecazi anlamda söylüyorum. Böyle bir adilik ondan bekliyorduk. Bu kelimeyi direkt kullanıyorum çünkü adilik yapmıştır.
Tayyip Erdoğan'a resmen kıyak yapmıştır Meral Akşener. Göreceğiz. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde meclise girmişti. Evet. Milletvekillerini vermişti. 17. Hatta bunun için Cumhuriyet Milletvekili Demirtaş da vardı. Evet. Kendisine hain ilan ediyoruz. Hani kendi söylemleri zaten masayı terk eden bu ülkeye ihanet etmiştir demişti. Kendisi terk ettiğine göre hain kim olduğu belli. Peki Beşli Masa'nın şu saatten sonra seçilme şansı var mı? Oyunun itibariyle. Seçilme şansı az da olsa en azından bir şeyler yapacaktır. Öyle düşünüyoruz. Diğer partilerin Millet İttifakı'na katılma gibi bir durumu söz konusu olabilir mi? Valla bu beşli partiden bence Ali Babacan da Davutoğlu da ayrılabilir. Kılıçdaroğlu'nun yapacak tek şey var. Tüm sol partilerle birleşmek. En mantıklısı odur bu saatten sonra. Mesela kimin? Türkiye İşçi Partisi olur, Komünist Partisi olur, Muharrem İnce olur. HDP ile bile ittifak kurabilir yani bu saatten sonra. Peki kurmalı mı? Kurmalı. Yani üzgünüz, ne yapalım yani, yapacak bir şey yok. Yani altılması dağılmasını istemezdik. Dağıldığı için üzgünüz. Peki bunun ne olacak şimdi? Bundan sonra yol haritası nasıl olacak? Muharrem İnce'ye çalışacağız. Başka alternatif yok mu? Muharrem İnce'ye çalışacağız. Peki Muharrem İnce aday mı? Olacak aday. Ve olmazsa? Olmazsa Tayyip gelmez ancak. Başka alternatif yok. Peki Meral Akşener'den böyle bir şey bekleniyor muydu? Bekleniyordu. Ben bekliyordum. İhanet mi etti sizce? Altılmasayım mı? İhanet olabilir ya. Peki plan dahilinde böyle bir şey olabilir mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nu mağdur göstermek gibi, böyle sanki hani böyle kamuoyunda sanki ittifaka ihanet etti ama gerçekte öyle değil gibi. Bir şey olabilir mi mesela? Yok, olmaz, öyle bir şey yok. Neden? Altın masa dağılması ülke için kötü oldu. Yani herkes altın masayı güveniyordu. Kötü oldu bence. Altın'ın da şu anda bir yorum yapmak için erken, tekrar birleşeceklermiş çünkü. Öyle bir az önce haberlerde öyle bir duyum aldım. Diyeceğim odur. Tekrar mı birleşeceklermiş? Öyle tekrar bir görüşme olacak diye şimdi az önce haberlerde bir duyum. Peki bu şekilde devam ederse ne olur? Vallahi bu şekilde devam ederlerse bilmiyorum, Tayyip Erdoğan kazanır herhalde, bana öyle geliyor. Vallahi onların kendi bileceği iş. Ben siyasetten pek işim olmadığı için yorum yapamayacağım. Sonuçta Cumhurbaşkanlığı milletvekili seçimi olacak. Yani hepimizi ilgilendiriyor sonuçta. Beni çok ilgilendirmiyor vallahi. Peki Meral Akşener'den, Meral Akşener'den böyle bir şey bekledin mi? Ben bekliyordum şahsen. Yapacağı buydu zaten, yaptı da. Zaten dağılacağı şekilde konuşuluyordu. Yani zaten aynen öyle. Yani işin sonunda yapacağını yaptı zaten. Bu beklenen bir şeydi. Peki Beşli Masa'nın yani yol haritası için ne olmalı? Ne yapmalı? Bundan sonra hiçbir şey olmaz. Bir şey yapmalarına daha gerek yok bundan sonra. Peki bu kime yaradı? Benim şahsi fikrim zaten Cumhur İttifakı'nın şansı yüksektir. Daha çok yüksek olacak. Vallahi nasıl değerlendireyim? Zaten bir araya gelmeleri biraz sanki zorakiydi. Anlaşamadılar. Herhalde Meral Akşener yani başka hedefleri mi var, amaçları mı var? Peki bundan sonra Beşli Masa'nın altılı diye Beşli Masa oldu artık. Altılı olacak. HDP de gelir, altılı olur. Gelecek mi diyorsunuz? Zaten vardı. Farklı bir aday çıkarma durumu söz konusu olabilir mi? Sanmıyorum. Kemal Bey çıkar. Peki diğer sol partilerden Komünist Partisi gibi? Hepsi katılır. Katılır mı? Evet.